yok su kuyruğu vardı, yok bilmem. Önceden var ya, bir kişi çalışıp 7-8 kişiye bakıyordu ha. Şu konfeksiyonlarda sen bir tane kadın göremezdin çalışan. Bundan 25 sene önce. Millet diyor biz geçiniyoruz. Geçinmek bu mudur? Çık dışarı, hava al, dolaş, geçinmek bu mu? Ama artık bu ülke yönetilemiyor kardeşim, apaçık ortada. Çok hayat pahalı yani, yaşanacak durum kalmadı. Sadece nefes alıyoruz yani. ₺250'ye git bakalım markete, her hafta 1 milyar para harcıyorsun. Sadece hiçbir şey almıyorsun ha. Doğru söylüyorsun kadın. ₺250'yi kabul ediyorsunuz. %100 zam bildiriyorlar. Diyorlar ki indirim yaptık. Hangi markette indirim var? Hangisinde? Yumurta 35 milyonda 45 milyon yapmışlar. Bir gün sonra KDV indirimi yapıyorlar. 2 milyon indirim yapıyorlar. Sen nasıl indirim yapıyorsun ya? Hani KDV indirimi? Haklısın. Kafasına göre haklısın. Takılıyor marketler. Devlet de bunun üstüne sahip çıkmıyor doğru kardeşim. Doğru. Cumhurbaşkanı doğru. Dolduruyor cebini. Ben oradaki milletvekilleri, CHP'de olsun, MHP'de olsun, bütün hepsi, millet hepsi aç kardeşim. Aç dediğimde ne biliyor musun? Açlık değil. Kimse aç kalmaz ki. Abi, ki herkes bir kuru ekmek doğru bulur, mevzu değil. De ama dört dörtlük kimse ailesine şu an bakıyorum demesin, bakamaz. Dört kişi çalışırsın, dört kişi çalışırsın anca. Kira abi, almış 2,5 milyar ya, en ucuzu 2 milyar, en ucuzu kira, bu kira. Doğalgaz geliyor 1 milyar, bak 280 milyon hiç kimse durmuyor evde. 280 milyon elektrik faturası, 500 milyon kimse durmadı halde doğalgaz faturası geliyor. Su faturası geliyor 70-80-100 milyon, al sana gitti 2 milyar. 2 milyar da kira ver. Senin çocuğun okumuyor mu? Senin çocuğunun masrafı olmuyor mu? Senin kendi özel masrafın olmuyor mu? Millet diyor biz geçiniyoruz. Geçinmek bu mudur? Çık dışarı, hava al, dolaş, geçinmek bu mu? Hangimizin sosyal hayatı var? Hangimiz gidip kafede bir çay içebiliyor ya? Bir çay olmuş 7 milyon ya. Bir kahve olmuş 20 milyon ya. Sosyal hayattan bahsediyorlar, geçinmekten bahsediyorlar. Dolu, boş yer yok. Ne? Bulamazsın. Ne? Kafede boş yer yok. Ya abicim millet 40 yılda bir boş yer. Tamam, öyle konuşması kolay da. Benim i̇şte boş yer yok. Ona ne diyeceksiniz? 250 ile kim geçinebiliyor? Patronların var ya, hiçbir tanesi de 4,250 milyar vermiyor, vermiyor. Milletin sırtından geçiniyor hepsi, siz merak etmeyin. Neyi var? Doğru işte, bak sizin gibiler yüzünden zaten böyle bu hallere geliyoruz ha. Çok güzel. Yapmadı demiyorum. Adamın hakkını da inkar etmiyorum. Ama artık bu ülke yönetilemiyor kardeşim, apaçık ortada. Bu millet daha ne yapsın ya? Çoluk çocuk çalışıyor artık. Gidin konfeksiyonlara gezin ya. Şunu kadar çocuklar ya. 2 milyara 3 milyara çalıştırıyorlar ya. Bu kadar basit yani. Çoluk çocuk kimse kim geçinmiş şimdi ya? Hangimiz geçinebiliyoruz? Ben geçinemiyorum kardeşim, kendi evim ha. Yemin ediyorum ay sonunu zor getiriyorum ya. Asgari ücret de almıyorum. Bakın fazla alıyorum şu an asgari ücretten ya. Gene geçinemiyorum kardeşim, yok. Yetiremiyorum. Benim kızım var. 2 tane çocuğu var misal. E bilmem ne var kardeşimin masrafı var kendi. Hangi neyime geçineceğim ya? Önceden diyorlar ya, şimdi dayılar, yaşlılar konuşuyorlar. Yok su kuyruğu vardı, yok bilmem. Önceden var ya, bir kişi çalışıp 7-8 kişiye bakıyordu ha. Şu konfeksiyonlarda sen bir tane kadın göremezdin çalışan. Bundan 25 sene önce. Bir kişi çalışıyordu, bütün ailesini geçindirebiliyordu. Adam İmamoğlu'na var ya 47 milyar para. Elektrik faturası yollamış ki İmamoğlu ekmek yapıp halka dağıtmasınlar diye. Bunu yayınlayacak mısınız? Yok, yayınlamayacaksın. Ben seyrediyorum ya. Milletin işine geldiği şeyleri yayınlıyorlar. İmamoğlu yeri büfe yapmaya bırakmıyor AKP. Niye tahsil tutsa AKP'lidir diye. Bırakmıyor büfe yapsın diye. Bırakmıyor millete ekmek dağıtsın diye. Bırakmıyor. Kürtleri kandırdı. Şunu kandırdı, bunu kandırdı. Herkese para aldı, mallarına çöktü. Artık kandıracak kimse kalmadı. Çaresiz kalmış. Çaresiz kalmış. Ne yapacak? Para bulamayacak, mecbur kalacak. Bir sene dayanamayacak. Bir sene dayanamayacak. 2023'e kadar dayanamayacak. Gidecek. Bir an önce daha fıstığın gitsin de biz işimize gücümüze bakalım. Bu milletin geçimi için bir şey yapmak zorundalar kardeşim ya. Yani bu milletin artık bir şeylerin çaresi bulmak zorundalar. Bulmak zorundalar kardeşim. Bu millet 2 milyar kira verip de geçinemez. Kiraları düşürsünler abi ya. Ev kiraları düşünsün. Ama düşüremiyorlar. Niye? Hayat pahalı. Başka bir şey yok. Hayat pahalı.
Ya yakmadım doğalgazı ben niye ödüyorum kardeşim devlete ya? Ben sabah çıkıyorum akşam geliyorum ya. Bana hak mıdır 460-500 milyon doğalgaz parası ya? Yaktım 2 saat 2. 2 saat doğalgaz yakıyorum ben ya. 2 saat elektrik yakıyorum, bu nedir ya? Kararsızız. Neden abi? Kararsızız şu anda, düşünüyoruz bakalım. En son kim oy verdiniz de kararsız kaldınız şu anda? Hükümete verdik. AK Parti'ye verdik. Ne oldu peki bu sürede de kararsız kaldınız? Ya görmüyor musun, hayat pahalı da her şey, durumlar belli yani, söylemeye gerek yok yani, her şey ortada. Ama bakalım hayırlısı olsun, ne olacağı belli değil yine. %48 olarak açıkladı enflasyonu. Ha, onu bilmiyorum. Doğrudur, seyredemedik bu arada. Emeklilik var mı? Var. Geçinebiliyor musunuz emeklilik? Geçinemiyor şu anda. Nasıl yapıyor? Çok zor yavrum. Bu şartlarda nasıl geçineceksin? 3000 lirayla 2000 lirayla nasıl geçiniliyor yani? Her şeyi almış başını gidiyor. Yaşanacak hayat mı kalmış yani? Emekliye yapılan zammı yeterli buldunuz? Yok. Yok canım, yeterli. Nerede? İmkansız. İmkansız. Pahalılığa göre yetmiyor. 30 lira patlıcanın kilosu olursa nasıl yeterli olacak yani? Nasıl düzelecek bu durum sizce? Vallahi bilmiyorum. Hükümet düzelteceğim diyor bakalım, inşallah düzeltir. Düzeltir mi sizce? Bence de belki de düzeltir, belli olmaz. Hayırlısı olsun mu? Ne diyelim şimdi? Düzeltirse oy verir misiniz AK Parti'ye? Veririm. Veririm. Tabii tabii. Yani, düzeltemezse oy vermez misin? Vermem. Veririm. Zaman gösterir. Bakalım. Duruma göre. Zaman gösteriyor. Hakkında da diyor ki emekliler en güzel çağlarını yaşıyorlar bizim zamanımızda diyor. Doğru mu? Vallahi, yaşıyor musunuz? Vallahi şu anda yaşamıyorum. Zamanlar iyiydi ama şu anda çok hayat pahalı yani. Yaşanacak durum kalmadı. Sadece nefes alıyoruz yani. O da parayla olacak yakında. Nefes almak da parayla olacak. Neden? Doğru parti. Dürüst parti. Neye var mı? Görüyorsun, zam üstüne zam, perişan olduk. TÜİK de %48 olarak açıkladı enflasyonu. He? Öyle mi diyorlar? TÜİK diyor. Öyle. O, ya bağımsız olan enakta %114 diyor. Yalan söylüyorlar. Dünyadan haberleri yok. Emeklilik var mı? Var mı canım? Geçinebiliyor musun? Allah bereket versin. Şükür Allah'a geçiniyoruz. Çocuğumun kirası işte biraz yüksek, ona yardım etmeye uğraşıyoruz. 4000 lira alıyorum. Bazı şeylerden mağrum oluyoruz ama ne yapalım? Rezillikten başka bir şeydir bizim yaşamamız. Değil mi? Gerçekten fakir fukara cehennem hayatı yaşıyor. Ama bazıları cennet. Zaten mahallede yıkım var. Gideceğim buradan. Kırklar elindeyim ben. Buralarda pek duramayacağız. Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm. Çok sıkıştırıyorlar. Bunu aldık yani. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Dürüst, çalışkan yani. Beğeniyorum onu. O yüzden. Enflasyon da açıklandı biliyorsunuz. TÜİK %48 olarak açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaten enflasyon çok yüksek. Çok daha yüksek. Mı fazla? Aşırı. Daha fazla. Ne kadar sizce? Aşağı yukarı yani cebime göre %60. O civarda yani. Nasıl değerlendiriyorsunuz peki bu durumu? Valla durum hiç iyi gitmiyor yani. Gitgide alış şeyimiz düşüyor yani. Çünkü elektrik faturaları çok yüksek geliyor, doğalgaz faturaları çok yüksek geliyor, maaşlar yerinde sayıyor. Cumhurbaşkanı zaten hatasını halk çekiyor. Yani düzensiz yönetimin hatasını biz çekiyoruz yani. O yüzden Cumhurbaşkanı için bir sıkıntı yok. Gayet durumu yerinde yani, ama bizler için sıkıntı büyük. Nasıl düzelir bu durum? Vallahi bu düzelir, nasıl düzelir? Bunu bir defa şeye ağırlık vermesi lazım, üretime. Önce üretim, üretim. Üretim olmazsa olmaz. Olur mu bu saatten sonra? 20 yıllık bir hükümet var. Vallahi bundan sonra değişeceğini zannetmiyorum. Ancak başka bir hükümet gelir de buna şeye ağırlık verirse o zaman düzelme şansı var. Yani düzenli bir yönetim olursa düzelme şansı olur. Ama o da gelen de aynı bunun gibi yaparsa hiç düzelme şansı olmaz yani. O yüzden biraz karamsar yani.